Didim Efeler Mahallesi villalar bölgesinde 500 metrekare arsa üzerine kuruldu. 4 artı 1 ayrı mutfak, müstakil otoparklı, müstakil havuzlu. Lüks bir villamızı gezeceğiz. Sonuna kadar izleyin, villaya bayılacaksınız. En yakın plaja 1 kilometre mesafede gidebildiğimiz plajda Mesut Tatil Sitesi'nin koyu arkadaşlar. Çok güzel bir koy. Yine İmbat Koyu'na bağlanıyor. İmbat Koyu da mavi bayraklı bir koydur arkadaşlar. Aquasus Oteli'nin hemen yanı. 4 artı 1 ayrı mutfak. Bahçede açılır kapanır bir pergoleli, havuz alanlı, kamelyalı, otoparklı çok şık bir villa gezeceğiz. Satış rakamımız 24 milyon 500 bin TL. Villamızın kullanım alanı çok güzel, çok geniş. İçeriği hep beraber zaten göreceğiz. Bir yaya giriş kapımız var. Hemen bu alanda bırakılmış. Onların hepsine tek tek değineceğim. Burada bir güzel bir kamelya alanınız var. İçerisine ışıklandırma yapılmış. Etrafını isterseniz tül perdeyle örtebilirsiniz. Daha güzel bir hava katacaktır eve. Ayrıca bir tık daha böyle hem güneşten, sinekten de etkilenmezsiniz. Bahçe alanında bir de jacuzzi'miz var. Bunların wattları kaç şu an bilmiyorum. Hani sormadım açıkçası. Ama yeterlidir yüksek ihtimalle. 16 watt olabilir. Oturduğunuz takdirde içinde yine hem sıcak su hem de soğuk su devir daim yapacak. Çok güzel bir görüntü olacaktır. Motor ve denge deposu bu alanda. Bir kobra bırakılmış. Kobranın kumandası hemen barbekünün orada. Ona biraz sonra değineceğim. Otopark alanına şöyle gelir misin? Şuradaki otopark alanını bir göstereyim. Güzel bir otopark alanımız var. Kemerle üstte seramik bir geçiş çalışma yapılmış. Villanın bu arada bahçe duvarlarının iç kesimlerinde ve dış kesimlerinde tamamen seramik bir çalışma yapılmış. Bence çok başarılı olmuş. Gayet güzel. 5 basamaklı aşağıda tutulan bir otoparkımız var. Dilerseniz tamamen üstünü kapatabilirsiniz. Çok daha şık olacaktır. Hem güneşten, doludan, yağmurdan villanızı koruyabilirsiniz. Burada da bir engelli rampamız var. Gayet kullanışlı. Yaya giriş kapımız villanın hemen sol tarafında kalıyor ama öncesinde şunu göstermek istiyorum. Açılır kapanır. Pergoleniz yapılmış. Kumandası da bu alanda mevcut. Şu an bastım. Mesela öne doğru gidecek. Biz biraz bahçeyi tanıtırken bu kendisi açsın. Hemen ben buradaki yaya giriş kapısına doğru ilerliyorum. Bir adet engelli rampamız da burada var arkadaşlar. Yine 5 basamakla villa yükseltilmiş. Yoldan ortalama 1,5 metre yüksekteyiz arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Hem daha böyle eğimde kalıyoruz. Bir de üst tarafta zaten göstereceğim. Deniz manzaranız da var. Onu da atlamayalım. Yaya giriş kapısı da demir doğrama. Gayet başarılı. Havuz alanınızın genişliği 40 metrekare gibi büyük bir ebata sahip. Başındaki kobradan bahsetmiştim. Merdiven açıkçası bu olmamış. Bir beton merdiven çok daha yakışacaktır eve. İsterseniz siz sonrasında çevirebilirsiniz. Mazgallar bu tarafta. Bakın üstü kapandı. Çok da güzel oldu. İçerisinde ışıklandırması da var. Bildiğiniz üzere çok maliyetli bir şey. Bugün bunları en çok gördüğümüz yer ya villaların bahçelerinde ya da kafeteryaların çatı katlarında. Gerçekten pahalı, kaliteli bir işçilik ve malzeme gerektiriyor. O yüzden bu detayı atlamayalım. Fiyat 24 milyon 500 bin TL 4 artı 1 ayrı mutfak. Villanın hızlıca bir etrafını dolaşalım. Sonra içine girelim, olur mu? Gel. Burada bir servis penceremiz var. Çelik kapının hemen bir otomatik değil de manuel bir panjuru mevcut. Geldiğinizde yani bunu gideceksiniz yurt dışına atıyorum. Güvenlik kameralarınızda takılı bu arada, alarmınız da var. Kapatıyorsunuz, arabanızı alıyorsunuz o demiri. Onunla beraber gidiyorsunuz. Gel böyle. Burada yine bir toprak alanı var, yeşillendirilmemiş. Bu şekilde toprak bir biçimde bırakılmış. İsterseniz siz kendiniz yeşillendirebilirsiniz. Bugün bunun maliyeti 50-60 bin lira bir fiyatı var. Burada bir deponuz mevcut. Gayet yeterli. Şezlong atabilirsiniz. Şöyle bir içini göster yakından. Şezlong da atabilirsiniz. Gayet iyi. Hemen gel böyle. Hızlıca gidelim. Kat kalorifer altyapı tesisatlarınız döşeli. Bildiğiniz üzere doğalgaz geliyor dedime. Burada bir barbekünüz var. Gayet şık. Alt taraflarda yine saklama alanları da mevcut. Burada bir tezgahınız var. Çeşmeniz de yerinde mevcut. Oraya kadar gitmeyelim ama şu çeşmeyi bir gösterir misin? Bu arada terası tekrardan açalım. Şu havuzun hemen orada duş alabilmek için. Gitme oraya kadar hiç. İstersen yakınlaştır, göster. Orada yağmur başlığı da bırakılmış. Hemen orada pratik bir şekilde denizden geldiyseniz, havuzdan çıktıysanız hem klorlu hem deniz tuzu suyu olmadan temizleyip kendinizi evin içine girebilirsiniz. Artık evin içine girelim. Fiyat 24 milyon 500 bin TL. 4 artı 1 ayrı mutfak. Güzel bir villa izleyeceksiniz. Mutfağımızın servis penceresi burada mevcut. Hızlıca içeriye girelim. Gel böyle. Bu arada çelik kapının hemen yan tarafları cam bırakılmış. Dışarıdan içeri gözükmüyor. İçeriden dışarı net bir şekilde gözüküyor. Evet. Antre alanındayız. Çok geniş, güzel bir antre alanımız var. Gergi tavanımızın içerisinde de aydınlatmalarımız mevcut. Yanlarda kristal, aynı zamanda
uzunlamasına LED aydınlatmalar da mevcut. Burada bir deskimiz var. Anahtarınızı, telefonunuzu eve ilk giriş anında burada bırakabilirsiniz veya çıkarken. Burada bir portmantomuz var. Yine şöyle gel örnek olması açısından. Ayakkabılık ve askılığı gösterelim. Hemen burada bir bench'iniz var ayakkabınızı giyebilmek için. Bence gayet ideal. Gergi tavan çalışması da gayet güzel olmuş. Hemen mutfak alanından başlayalım. Hızlıca villamızı dolaşalım. En önemli olaylardan bir tanesi zemin katta burada yatak odamız var. Onu atlamayalım. En önemli unsurlardan bir tanesi. Evet burada bembeyaz güzel bir mutfağımız var. Olabildiğince şık yapılmış. Tepede aydınlatmalarımız da gayet güzel. Hareket sensörü, duman dedektörü, yangın alarmı bunların hepsi mevcut. Burada mikrodalga ve fırınınızın yeri. Ekstra olarak kahve makinenizi, tost makinenizi ya da herhangi bir cihazınızı buraya koyabilirsiniz. Buraya da bir desk yapılmış. Yanlarında da saklama gözleri. Buzdolabınızın yeri de gayet ideal. Yerler seramik zemin. Burada bir televizyon SCART girişi. İsterseniz bir 4 kişilik yemek masası atabilirsiniz. Gayet iyi olacaktır. Havuz alanını cepheden görüyorsunuz. Diğer odalara hemen bakalım. Burada yine bir çerçeveli camlı bir panel kapınız var. Gel böyle. Kapı çarpmasın bu arada. Açık burası. Onunla çarpabilir. Kapatalım. Burada 30 metrekare gibi güzel bir salon alanınız var. TV üniteleri yapılmış. TV çıkışları, ayrıyetten fiber altyapısı bu alana çekilmiş. Burada bir çıta, duvar çıtalarının içerisine ayna bırakılmış. Aynada evet derinlik katar. Bence gayet güzel olmuş. Yine bu arada aynalar burada da var. Şu duvardaki çıta çalışmaları çok güzel oluyor bence. Tavanda beyaz spot aydınlatmalar. Yine beyaz ve gün ışığı kristal aydınlatmalarımız mevcut. Yerler seramik zemin. Havuz alanına buradan bir çıkışınız var. Direkt gel böyle bir şu alanı göster. Çok güzel bir görüntüsü var. Salonunuzda otururken bu alana çıkış yapabilirsiniz. 24.500.000 TL fiyatı mevcut. Hat kalorifer altyapı tesisatları da var. Hemen gel diğer odaya bakalım. O kapıyı kapat. Aynen. Ayrıyeten ekstra olarak söylemediğim, atladığım bir konu var. Merkezi klima sistemli. Buradan da şu saklanılmış alanı klimalarınızı borularak onu çıkarttığınızda herhangi bir evinizde kırıp döküm işlemi olmayacak. Yerler laminat zemin alt kattaki odamızda. TV çıkışları mevcut. Şey mi yapıyor? Işık süzmesi mi? Tamam. Burada yine bir pencereniz var. Karşıda da bir pencereniz var. Bir dezavantaj bu odanın bir bahçe alanına çıkışı olmaması. Ekstra olarak başka bir dezavantajı yok. Misafir odası, çalışma odası, yaşlınız varsa bir yaşlı odası, ileride de malum yaşlılık var. Bu şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Başka ekstra olarak anlatmadım. Banyo lavabo galiba evet. Alt katta yatak odası varsa mecburen bir banyo lavabo da olacak. Gel göster. Banyo lavabosu da gayet güzel. Hem misafir lavabosu hem alt katta konaklayan biri olursa onun için de pratik bir şekilde banyo alanı. Şöyle tavanı bir daha göster istersen. Yavaş yavaş gel. Merdivenler gayet geniş. Arsa metrekaresi de gayet ideal. 500 metrekare arsa üzerine kurulu. 235 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Geniş bir villa. Gerçekten kullanışlı. Aldığınız takdirde rahatlıkla 8-9 kişi aynı anda bu evde konaklayabilir. Rahat rahat konaklayabilir. Üste bir avizemiz var. Tavan çok güzel yapılmış. Karşıya iki tane böyle yan yana simetrik bir şekilde cam bırakılmış. Açılmayan hemen buradaki odamızdan devam edelim. Alt katta gördüğünüz yatak odanın birebir emsali. TV çıkışları, ışıklandırmalarına kadar, duvar çıtalarına kadar her şey birebir aynı. Burada ekstrası olarak bir balkonumuz var. Aslında alt taraftaki o pencereyi de tamamen böyle Fransız balkon gibi uzatabilirmiş. Gel böyle balkonu göster sana zahmet. Kullanım alanı olarak bence gayet ideal. Çamaşır balkonu yapabilirsiniz eğer çamaşır kurutma makinesi kullanmayacaksanız. Burada bir yatak odamız var. Aslında ebeveyn yatak odası burası. Hemen şöyle bir banyo lavabodan başlasan istersen. Banyo lavabosunu bir göster. Kullanım alanı olarak gayet iyi. Şöyle bahçeyi de bu arada Şahin atlamadan odanın içerisindeyken bir göster. Bahçede çok güzel gözüküyor. Oda metrekaresi sadece banyo lavabo hariç 20 metrekare var. Seramiklerden zaten anlayabiliyoruz. Hiç onu açmana da gerek yok. Yorma kendini.
Işıklandırması falan gayet güzel. Buradan bir balkon alanına çıkabiliyoruz ama onu diğer odadan çıkıp orada bitireceğiz. Ekstra odanın içine dolaşıyoruz şu an. Ekstra bir şey var. Çelik kasa. Ne kadar doğru bunu göstermem bilmiyorum ama çelik kasanız da mevcut. Onun yerinde aldığınız takdirde değiştirin. Burada videoda gözüktü çünkü. Gel böyle. Böyle bir villa alıyorsunuz. Olmazsa olmaz nedir? Bir çamaşır odası. Burada yeri hazır bir şekilde bekliyor sizi. Çamaşır makinenizi, kurutma makinenizi, ütü masanızı, istediğiniz her şeyi bu alana bırakabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Burada çok geniş bir banyo lavabosu var. Gel böyle. Marangoz işçilikleri gayet başarılı. Işıklandırması beyaz. Bir havalandırma pencereniz mevcut. Bir duşa kabininiz var. Yağmur başlığı sabit bir şekilde bırakılmış. İçeriye bir niş bırakılmış. Yine duş yerlerinizi, şampuanlarınızı, cilt bakım kremlerinizi oraya bırakabilirsiniz. Duş esnasında ulaşımı kolay olması lazım böyle şeylerin. Son olarak burada bir yatak odamız var. Bu da çok güzel. Dördüncü yatak odası artık sonlara doğru geldik. Işıklandırma, zemin tipi, duvar renkleri hepsi birebir aynı. Panel kapılarına kadar. Metrekare olarak da 12-13 en önemli detaylarından bir tanesi. Hemen konsolun üst tarafında bir priz çıkışınız var. Bu normal bir priz değil. USB çıkışınız mevcut burada. Telefonunuzu USB ile şarj edebilirsiniz. Gel böyle. Gidelim artık. Balkona çıkalım. Şimdi deniz ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu aracı bir göstereyim önce hemen. Şu aracı göster. Bu hemen önünüzdeki yol. Bakın arkadaşlar buradaki arsaların metrekare fiyatları ortalama 20 bin lira. 500 metrekarelik bir arsa almak istiyorsanız ortalama ödeyeceğiniz rakam 10 milyon TL. Üstüne de bir maliyet. Bu tür villalarda artık 7-8 belki 10 lira kaliteye göre değişir. Mal ediliyor. İstenilen rakamlarda bunlar kar marjları hayal ettiğiniz kadar büyük değil aslında. Balkon alanı gayet güzel. Deniz manzarasını gösterebildim mi? Yani az gözüküyor ama denize yakınlığı görün istiyorum ben. Nasıl? Çıkabiliyor mu? Güzel bir bölgedeyiz. Efeler Mahallesi villalar bölgesindeyiz. Bakın mesela karşıdaki villamızı. Şahin artık oradan ayrıl istersen. Manzaraya takıldı kaldı. Şimdi burada karşı tarafta görünüyor galiba köşe. 400 metrekare arsa üzerine kurulu bir villamız daha var. Onun satış rakamı da 22 milyon 750 bin TL. Sadece 100 metrekare buradan küçük arsa olarak. Ama evin içerisi gerçekten çok güzel. Onun da kanalda videosu var. Kartlar kısmına ekliyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Hani tercih sizin, bu bölge gelişmiş bir bölge. Komşularınızın hepsi 20 lira gibi, 20 milyon gibi rakamların üstünde paralar ödeyip burada konut sahibi oluyor. Hani bu parsellerde, bu genişlikte tamamen bağımsızsınız. Mesela şurayı bir göster yan tarafa. İsterseniz sadece orayı bir çim çitle yükseltebilirsiniz ya da demir doğramayla. Siz de öyle yapabilirsiniz. Tercih sizin. Bakın opsiyonunuz çok fazla. Bu kalitede bir villayı bence kaçırmayın derim. 24 milyon 500 bin TL 4 artı 1 ayrı mutfaklı. Havuzlu, otoparklı, açılır bir pergolesi mevcut. Bahçede bir kamelya alanı var, barbekülü. Daha ne olsun. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, ayrıca Yamaç Gayrimenkul Instagram sayfamızda takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.